geldi. Burada güvenlik mi? Hayır. Yüzyılın anlaşmasının içinde ne olduğunu tam olarak kimse bilmiyor. Söyledikleri şeyler var. İçinde şu noktadan sonra hangi maddeler olursa olsun, neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor olursa olsun bu projeyi, anlaşmayı hazırlayanlar, bu yüzyılın fiyaskosu olmuştur. Tamamen göstermelik, belli hedeflere dönük olarak açıklanan bir, ne diyelim, deklarasyondan ibarettir. Böyle bir anlaşma yok. Anlaşma olması için karşılıklı iki tarafında veya taraflarında, ikiden fazla tarafı varsa, kabul edeceği bir metin olması gerekir. Bunun dışındaki her şey, tek taraflı yapılacak her şey niyet beyanıdır veya bir deklarasyondur. Bundan ileri bir anlam taşımaz. Bu bir. İki, bir ülke kendisinin nereyi başkent yapacağını kendisi belirleyemiyor. Üçüncü bir ülke, hariçten bir ülke kendisine başkent bağışlamaya kalkıyorsa, o ülkenin bağımsızlığından, özgürlüğünden, istiklalinden bahsetmek söz konusu değildir. Geçen sene Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ben dedi, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü İsrail'e başkent yapıyorum dedi. Şimdi o zaman İsrail diye bağımsız bir devletten söz edemeyiz. Başkentini bile başka bir devletin belirlediği kukla bir yönetimden söz edebiliriz. İsrail'i gözümüzde çok fazla büyütmememiz gerekir. İsrail'i Müslümanlar kendi gözlerinde fazlaca büyüttükleri için, abarttıkları için İsrail diye bir yapı var. Ama bu yapı kuruluşunda İngiltere'nin Orta Doğu'daki projelerini yürütmek için ileri karakol olarak kullanmak üzere kurdurduğu kukla bir devlettir. Daha sonraki dönemde de İngiltere bu kukla devleti Amerika'ya devretmiştir. Şimdi Amerika tarafından Orta Doğu'da kullanılan bir çoban köpeğidir yani bir bakıma İsrail'den bahsederken. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzyılın anlaşma dediği anlaşmayı uygulayabilmesi mümkün değildir. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Mümkün değildir. Böyle bir anlaşma zaten söz, anlaşmadan söz edilemez. Uygulanması da mümkün değildir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri daha bu gece yaptığı açıklamada, bize göre gece, Afganistan'daki askerleri zaten önemli bir kısmı çekilmişti. Kalan askerleri de çekmek istediğini söyle açıkladı. Evet. Yüz binlerce masumu öldürerek bir şey elde edemeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da ne kadar asker kaybettiğine bakacak olursanız korkunç bir sonuç olduğunu görürsünüz. Bugün Irak'tan çekilmenin, zaten büyük ölçüde çekildi, Irak'tan tamamen çekilmenin yollarını arayan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz. Yani 2003 yılında işgal ettiği, yönetimini devirdiği ve aradan geçen 17 yıla rağmen bir düzen kuramadığı Irak'tan ve Afganistan'dan çekilmek zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'de İsrail diye bir devlet kurması, güçlendirmesi ve bunu yeni bir anlaşmayla pekiştirmesi aklın alacağı bir şey değildir. Evet. Bu mümkün değildir. Buna kimse müsaade etmez. Peki neden konuşuyor? Bunu yapmak istediler. Böyle bir anlaşmayı yapmak istediler. Tarafları da ikna ederek diz çöktürmek istediler. Fakat geçen yaz itibariyle, bu geçen yazın altını çiziyorum kalın bir çizgiyle, bu geçen yazda ne olduğunu ilerleyen yıllarda belki görürüz, anlarız. Olan bazı gelişmeler nedeniyle bu anlaşma rafa kaldırılmıştır. Fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bugün itibariyle, bugünler itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar böyle bir anlaşmadan bahsetmesinin sebebi ise iki sebebe dayanıyor. Birincisi, İsrail'de bir seçim yapıldı. Netanyahu zayıflayarak çıktı seçimden. Hükümet kurulmakta zorluk yaşanıyor. Netanyahu'ya biraz güç ve rüzgar kazandırmak, kanatlarını şişirmek. İkinci olarak da Yahudi lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde etkin olduğu için ve 2020'nin Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi yapılacağı için Amerikan lobisinde güçlü olan Yahudilerin oylarını Trump almak maksadıyla böyle bir rüzgar oluşturuyor.
Hepsi hava civadan ibarettir. Gerisi fiyaskodur. Şu andaki tepki kesinlikle yeterli değil. Biz başkalarından medet bekleyerek hiçbir şey elde edemeyiz. Kendi gücümüze, kuvvetimize ve imkanlarımıza bakmak zorundayız. Ve yeterince imkana da güce de sahibiz İslam ülkeleri olarak. Bunu harekete geçirdiğimizde, bunun %1'ini harekete geçirdiğimizde orada üfürse Müslümanlar İsrail diye bir devlet kalmaz. Çok basit anlamıyla söylüyorum. Yani işi biraz da karikatürize ederek söylüyorum. Dolayısıyla burada bir değerlenme, toparlanma İslam ülkelerinde var. Bu çerçevede geçtiğimiz Aralık ayında Malezya'da yapılan Kuala Lumpur zirvesi önemli bir aşamadır, önemli bir kademedir. Önemli adımlar atılmıştır. Önemli adımların da habercisidir bu toplantı. Dolayısıyla bundan sonra daha da güçleneceğini düşünüyorum ben İslam ülkelerinin arasındaki ilişkilerin ve İsrail'in giderek yalnızlaşacağını, izole edileceğini ve çok fena bir akıbetin İsrail'i beklediğini düşünüyorum. Yani gözümüzde büyütmeyelim. Bunu rehavete kapılalım ve nasıl olsa işler düzeliyor, bir şey yapmamıza gerek yok anlamında söylemiyorum. Biz değerlenip toparlanmalıyız çünkü sadece İsrail'den ibaret değil İslam ülkelerinin sıkıntıları. Başka bir sürü sıkıntılı var. Her ülkede sıkıntılar var. Bunun için, bunlar için zaten bir birlik beraberliğe ihtiyaç var. İsrail'le, İsrail'in yaptıkları ve yaşattıklarına karşı da kesinlikle Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olmasıyla bu iş çok kısa bir süre içerisinde ve kolayca çözülebilir. İşte Müslümanların buna bigane kalmadıklarını göstermeleri bakımından mitingler düzenlemeleri, eylem yapmaları, protesto etmeleri, seslerini duyurmaları son derece değerlidir. Buradan da biz de çağrı yapalım. Katılan, imkanı olan herkesin katılıp tarafını belli etmesi ve destek vermesi. Bu aksi halde rehavet görüntüsü hasımlarımızı daha da güçlendirir ve daha da cesaretlendirir. Bu cesareti göstermelerine fırsat vermememiz gerekir. Evet. ABD'nin ve Siyonist rejimin tek taraflı dayatması anlamına geliyor bu anlaşma. Bunun bir muhatabı yok, bunun bir karşı tarafı yok. Uluslararası hukuk anlamında da bunun bir geçerli yok. Bu anlamda bunun uluslararası hukuka uygun bir anlaşma olduğunu söylemek mümkün değil. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in kendi mevzuatı ya da uluslararası anlaşmaların, taraf devletlerin tanımış olduğu uluslararası anlaşmaların mevzuatları az çok uluslararası anlaşmaların çerçevelerini belirlemekte. Söz konusu anlaşma bir tür dayatma içeriyor ve iki devletin kendilerinden güçsüz bir devlet üzerinde kurmuş oldukları baskıyı hegemonya ifade ediyor. Bu anlamda uluslararası hukukun bu anlaşmayı tanımadığını belirtmek istiyorum ve tanıyabilme imkanı da mevcut mevzuat bakımından bulunmamaktadır. Ha burada şunu görmek mümkün. Her iki ülkede kendi popülist siyasetlerine bunu alet etmeye çalışıyorlar. Her iki ülkede de seçimler yaklaşıyor. Hem Netanyahu hem Trump kendi siyasetlerini, kendi iktidarlarını devam etmek adına kendi iç siyasetlerini oynuyorlar. Bu anlamda bu tür bir politika geliştirdiler. Bunu belki bu şekilde yorumlamak mümkün. Ama her halükarda bunun en ufak bir uygulanma ihtimali dahi bulunsa bakıyorsunuz Filistin bir açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Bununla beraber Filistin içerisinde meşru bütün direniş grupları bir tür terör organizasyonu haline getiriliyor ve adeta rüşvet verilerek Filistinler yerlerinden edilmek isteniyor. Bu anlamda ben şundan korkuyorum. Körfez ülkeleri, yani biliyorsunuz toplantıya katılan Körfez ülkeleri de bulunmakta. Belki Körfez ülkeleri çerçevesinde bunu bir ekonomik yardımla veya askeri yardımlarla beraber belki kendilerine bazı taraf ülkeler bulacaklar ve bunu gerçekleştirmek için bir zemin hazırlayacaklardır. Ama bunun haricinde uluslararası hukuka baktığınız zaman bu anlaşmanın uygulanma ihtimali bulunmamaktadır. Evvela Mavi Marmara'yı hatırlatmak gerekiyor. Mavi Marmara onurlu bir direnişti. Fakat maalesef bu dava korunmadı ve uluslararası bir anlaşmayla beraber Mavi Marmara davası üzerindeki bütün haklarımızı kaybettik ve bu davadan ülke olarak feragat ettik. Her halükarda hükümet zemininde maalesef bu davanın savunusu imkanı bulunmamaktadır. Bu anlamda ben bu hayal kırıklığını hatırlatmak istiyorum. Ama mevcut tepkiler, halk nazarındaki tepkiler oldukça değerli, oldukça kıymetli. Ve en azından bir Müslüman halkın direnişini sahiplenmesi net bir şekilde görüyoruz. Ben de imkan bulan bütün vatandaşların bu mitinglere sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kudüs bizimdir. Kudüs'ün bizim olduğunu bütün dünyaya haykırmamız gerekir.